CNN International'a konuşan yetkililer, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusundaki tavrını değiştirip değiştirmeyeceği konusunda ikiye bölünmüş durumda. 6 Şubat'ta Türkiye'yi sarsan depremler ve İyi Parti lideri Meral Akşener'in altılı masadan ayrılması Türkiye gündemine damga vururken, uluslararası kamuoyu ise Ankara'nın diplomasi hamleleri ile ilgili dikkat çekici bir konuyu tartışıyor. Bir yılı aşkın bir süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği gündeme gelirken, Türkiye'nin henüz bu üyelik sürecine onay vermemesi uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu. ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından CNN International, konuyla ilgili kapsamlı bir analiz hazırlarken, bazı NATO yetkililerinin de görüşlerine başvurdu. Buke MCGEE imzalı analizde, Türkiye, NATO'nun genişlemesini engelliyor. Bu geri tepebilir ve Putin'e bir propaganda malzemesi çıkarabilir, başlığı kullanıldı. CNN'de yer alan haberde, 11 Temmuz'daki NATO zirvesi öncesinde bu iki ülkenin üye olup olmayacağı tartışılırken, batılı yetkililer, Türkiye'nin üyeliğe izin vermesi konusunda giderek karamsarlaşıyor. NATO diplomatları, Türkiye'nin ne yapacağına dair ikiye bölünmüş durumda, denildi. İsmini açıklamayan bir NATO yetkilisi, Erdoğan, zirveye kadar bekleyebilir ve orada bütün batılı müttefiklerin övgüsünü almak için fikir değiştirebilir, derken, haberde, fakat CNN'e konuşan yetkililerin büyük çoğunluğu karamsar. 11 Temmuz'daki zirveden önce Erdoğan'ın konumunu değiştirmeyeceğini düşünüyor, ifadesi kullanıldı. Bir NATO diplomatı da, bence, Finlandiya'nın İsveç'ten ayrılarak tek başına üye olması ihtimali giderek artıyor, dedi.